Bu videoyu görüp açıp izlediğine göre Almanya'ya gelmekle ilgili düşüncen ya da bir planın olduğunu varsayıyorum. Aslında Almanya'ya gelmenin yolları açık. Her şey internette yazılı. Almanya Konsolosluğu'nun internet sitesi olsun, Türkiye'deki aracı kurum olan IDATA'nın sitesi olsun, hatta Almanya Devleti'nin Türkçe'de dahil birçok başka dilde hazırladığı bilgilendirici internet siteleri olsun, birçok yerde herkese açık bir şekilde tüm bilgiler mevcut. Oradan bakıp kendi durumuna göre hangi vize türüne başvurabileceğini ve o vizeyi almak için neler yapabileceğini öğrenebilirsin çok net. Ama bunu yapmayı seçmeyip kısa yoldan Almanya'ya geleyim, vize türünün önemi yok, bir an önce Almanya sınırları içerisinden geçip Almanya'da yaşamaya başlayayım diyorsan bu videoyu dikkatle izlemeni tavsiye ediyorum. Herkese merhaba. Beni ilk kez izleyenler için kısaca bilgi vereyim. Almanya nitelikli iş göçü yasasıyla geldim ve bu videonun çekildiği gün itibariyle Almanya'da dördüncü yılımı doldurmak üzereyim. Toplum olarak şöyle bir yapımız var. Huyumuz kurusun. Mesela bir devlet dairesinde işimiz olduğu zaman bunu herkesin önüne geçerek yapmak isteriz. Hastanede sıra beklemek istemeyiz. Aracımızın muayene zamanı geldiğinde sadece muayeneyi geçecek kadar ustaya gösterip idareten yaptırırız. Çocuğumuzun bir yerde avantajlı konuma gelmesi durumu varsa kendi çocuğumuzun çıkarını her zaman öncelikle tutarız. Gibi 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 çoğaltabileceğimiz, örneklendirebileceğimiz toplumsal bir davranış kalıbımız var bizim. Şimdi Almanya'ya gelme konusunda da bu davranış kalıbı çok belirleyici. Şimdi son yıllarda herkes Almanya'ya gelmek istiyor. Ama Almanya'ya gelmenin belli başlı kuralları var. Fakat insanlar bu kurallarla uğraşmak yerine bir an önce Almanya'ya gelip burada bir hayat kurmak istiyorlar. Ve bunu bilen, bu toplumsal davranışı çok iyi bilen Almanya'da yaşayan bazı kimselerse bundan yararlanarak Almanya'ya gelmek çok kolay. Almanya Türklere kapılarını açtı. Almanya Türk Türkiye'den 500 bin işçi talep ediyor gibi gibi çoğaltabileceğim örneklerle bizim bu tarafımızı kaşıyor. Hani biz de ne diyoruz? Aa öyle miymiş? O zaman hemen gideyim. Hemen başvurayım. Bu insana ulaşayım. Bu insan benim işimi yapsın gibi bir yola bir davranışa sürükleniyoruz. Ama öncelikle bir kendi işimizi kendimiz yaparsak çok daha sağlıklı ilerleriz. İki bu insanlara başvurduğunuzda Almanya ya gelirsiniz. Yani Almanya ya Almanya insan getirmek şu an bir sektör olmuş. Hem yasal hem yasal olmayan şekilde. Yasal olmayan şekilde 10 bin euronuzu alıp sizi sadece Almanya geçirenler de var. Yasalmış gibi görünüp yine 10.000 bin euronuzu alıp size Almanya'da son derece kötü koşullarda iş bulan, iş sağlayan insanlar da var. Ama ben diyorum ki kendim hiçbir aracı kurum kullanmadan sadece internet sayfasından aa ben şu vizeye başvuracağım. O vizede de şu şu şunlar gerekliymiş. E ben bunları toplayayım. Sonra gideyim vize başvurumu yapayım deyip vizesi çıkan ve Almanya'ya gelip burada çalışmaya başlayan birisiyim. Yani vize sürecinden bu kadar korkmaya işte vize çıkmıyormuş vize şöyleymiş böyleymiş demeye gerek yok. Siz o vizeyi hak edecek koşullara sahipseniz er ya da geç o vize çıkar. Evet şu an inanılmaz bir başvuru yoğunluğu olduğu için vizeler sanki çıkmıyormuş. Bütün vizeler reddediliyormuş gibi bir durum söz konusu. Ama öyle değil. Siz vize almayı hak ediyorsanız elinde sonunda o vizeyi alıyorsunuz. Ama dediğim gibi burada sizin şartlarınız çok önemli. Mesela Almanya kapılarını açtı. Evet Almanya kapılarını açtı ama Almanya kibe kapılarını açtı? Almanya tüm dünyaya kapılarını açtı. Çünkü Almanya'da gerçekten ama gerçekten çok ciddi boyutta bir iş gücü açığı var. Bu hem nitelikli hem yarı nitelikli hem de kas gücü olarak söyleyebileceğim bir eksiklik. Ve Almanya bürokratik yapısıyla bunun yavaş işleyişiyle inceleyip sık dokunması bilinen bir ülke olduğu için üstelik kazançlar üzerinden yüksek oranla vergi aldığı için diğer ülkelere göre bir takım dezavantajlara sahip. Mesela göç edeceksiniz. Amerika ile Almanya'yı kıyaslarsanız Amerika çok daha cazip teklifler, çok daha cazip durumlar sunabiliyor. Ama Almanya'da şöyle bir durum var. Türkiye'ye özgü. Bir, Türkiye'ye çok yakın. iki her ne kadar törpüler olsa da bir sosyal devlet. ve bu sosyal devletin getirisi de şu. Hani Almanya'da bir iş bulduğunuz takdirde sağlık sigortanız yatar, emeklilik sigortanız yatar. Yarın bir gün başınıza bir iş geldiğinde bu sigortalar çok iyi çalışır ve atıyorum hastaneye gittiğinizde hastanız ne olursa olsun cebinizden 5 kuruş çıkmadan tedavi alırsınız. Ve maaşınız ne kadar düşük olursa olsun burada bir yaşam standartı oturtursunuz. Hani belki para biriktiremezsiniz ama Türkiye'de yaşayamadığınız bir konforda yaşarsınız. Şimdi bunlar gerçekler. E şimdi bunları herkes yaşamak ister. Dünya üzerindeki her insan bence bunu hak ediyor. Aslında sorun şu, keşke ülkemizden göç etmek zorunda kalmasak da ülkemizde de bu koşullar altında yaşasak. Ama hani bu şimdilik mümkün görünmüyor. Yakın bir gelecekte de mümkün görünmüyor. O yüzden insanlar da umudu Almanya'ya göçmekte buluyor. Ve son derece haklılar ki ben de o şekilde zaten Almanya'ya gelenlerden birisiyim. Yani dolayısıyla Almanya niye gelmek istiyorsanız gelmeyin falan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Almanya vize almak sandığınız kadar zor değil. Ama şöyle bir şey yok. Eğer siz vize alacak koşulları sağlamıyorsanız vizeye alamazsınız. Yani bunu kabul etmeniz gerekir. Vize alacak koşulları sağlamanız gerekiyor. Yani bugün Almanya'nın iş gücü açığı olan alanlar nedir? İşte hasta bakıcılık mesela. Şoförlük, yazılım alanı, bilişim alanı, sağlık alanı, tıp, doktor yani bir sürü alanda Almanya'nın gerçekten açığı var. Ama Almanya bu açığı sadece Türkiye'den karşılamıyor. Sadece Türkiye'den karşılamak istemiyor. Mesela Almanya Çalışma Bakanı geçen sene göç yasalarının güncellenip kolaylaştırılmasından şu açıklamayı yaptı. Almanya yazılım alanında bilişim alanında çok geride kaldı ama yapay zeka konusunda çok büyük bir yatırım yapacağız. Çip üretme konusunda da öyle keza ve bunu kapatmak için Hindistan'dan çok büyük alanda yazılımcı çekmeye ihtiyacımız var dedi. Çünkü Hindistan'dan çıkan yazılımcılar yüksek oranda İngiltere'ye ya da Amerika'ya gidiyor. İngilizce bildiklerinden dolayı orada bir dil soruna karşılaşmıyorlar. Biz de ne yaptık? Almanya'da çalışmak için gerekli olan Almanca bilme zorunluluğunu yazılım yazılımcılar için kaldırdık. Ama buradaki asıl amacımız dünya yazılım piyasasından yazılımcı çekmek dedi. Yani sadece Türkiye'ye, Türklere özel bir durum yok. Elbette bundan Türkiye'deki yazılımcılar da yararlanacak. Mesela Almanca bir mezarlığının kalkmasından. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ya da ne bileyim hasta bakıcı ihtiyacı değil mi? Bu sadece Türkiye'den talep edilen bir şey değil. Hani İspanya'dan, İtalya'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan her yerden yapılan bir talep bu. Ama çıkıp birisi internette şunu diyorsa Almanya Türklere kapılar açtı. Almanya'nın 500 bin Türkiye ihtiyacı var. Gelin fırsatı kaçırmayın. Bu konuda yardımcı olacağız. Ekibimizi kurduk. Bize ulaşın. İşte Soru sormak şu kadar. Danışmak bu kadar. Telefonla görüşmek bu kadar. Diyorsa orada bir durun diyorum. Yani benim söylemek istediğim bu. Buna dikkat edin. Ama işin şu boyutu da var. Şimdi buradaki bunu diyen insan bunu talep edebilir. Bence kendini açılan da haklıdır yani. Çünkü sonuçta şu var. Bu talep eder ve bu talebi karşılık görmezse o insan da hiçbir şey yapamaz. Ama maalesef ki bu insanların talebi karşılık görüyor. Çünkü Bizim insanımız uyanık olmaya çalışıyor. Her yerde uyanıklık peşinde. E çünkü diyor ki ya ben bir an önce Almanya gideyim de ne olursa olsun bastırayım parasını yapayım. İşte Almanca öğreneyim yok, kendimi geliştireyim yok mesleğimde iyi olayım yok. E ne yapayım? Parayı bastırayım. İşte Türkiye'de kıytırık bir üniversiteden belge alayım. Oradan sertifika toplayayım. İşte bir tane dil okulu bulayım. Almanca biliyormuş gibi Almanca sertifikam olsun. Almanya'dan bizi çağıran adama para yollayayım. O beni Almanya getirsin. Gibi bir döngü var. Gibi bir yapı var. E şimdi bu düşünce de olunca da siz maalesef hem paranız hem zamanınız heba olacak. Üstelik Almanya gelseniz bile o kadar kötü koşullar altında çalışacaksınız ki. Mesela diyelim bir insan var anlaştınız. Sizi sadece sınırdan geçirmiş çözmeye Almanya bırakacağım sen ne yapıyorsan yap dedi. Bir kere sen kaçak geldiğin için çok kötü işlerde çalışacaksın. İki o çok kötü işlerde bile alman gereken ücreti alamayacaksın. Mesela Almanya'da 12 euronun altında işçi çalıştırmak yasak. Ama sen o koşullarda geldiğin için hiçbir hak talep edemeyeceksin. Seni 4 liraya 5 liraya çalışacaklar saat ücreti olarak. Ve ay sonunda da sana bu parayı vermeyecekler. Diyecek ki git nereye şikayet ediyorsan et. İki sana iş vaat eden. Mesela tır şoförlüğü vaat eden bir insana 10 bin euro verdin. Tır şoförü olarak işe başladın. Fakat Şöyle bir durum var. Tır şoför olarak evet Almanca bilmeden ilk etapta başlıyorsun ama 6 ay içerisinde B1 seviyesi Almanca bilmen gerekli. Yani sen burada 6 ay çalışırsın ama 6 ayın sonunda kapının önüne konulabilirsin. Keza geldin bir tane lojistik firmasında depoda çalışıyorsun. Arabayla kargo dağıtıyorsun. Yine aynı şekilde çalışırsın ama 3 ay ama 5 ay sonra kapının önüne konulabilirsin. Güvencesiz çalışırsın. Yine durup dururken kaçak pozisyona düşersin. E ne olur sen şu hesabı yaparken ya ben 10.000 euro verdim ama bunu bir yılda telafi ederim diye düşünürken bir anda kendini eksi 10.000 euro almayada da ortada kalmış bir şekilde bulabilirsin. Yani demek istiyorum ki uyanıklık yapayım derken elinizde paradan, zamanınızdan olmayın ve dolandırılmayın. Buraya geldiğinizde de lanet edersiniz. O kadar harcama yapıp o kadar zaman ve emekten sonra Türkiye'ye dönerseniz de lanet edersiniz. E burada kalmaya devam ederseniz az önce dediğim gibi çok kötü koşullarda çalışmaya mahkum kalacaksınız. Ona lanet edersiniz. Yani bunu çok iyi hesaplamak lazım. Ben demiyorum ki hani o insanlarla çalışmaya aman dikkat şu bu. Sadece şunu diyorum. Uyanık olursanız çarpılırsınız. Aman dikkat diyorum. Yani burada tek başına sizin paranızda gözü olanlar suçlu değil. Siz de o parayı vermeye gönüllüyseniz, siz de o parayı verip karşına bir avantaj elde etmeyi düşünüyorsanız siz de onlar kadar hatalısınız diyeyim. Hani işin ilginci geldiğiniz ülke, geldiğiniz toplum da böyle bir toplum değil. Ama ne olmuş? Şimdi 1960'lardan beri biz ufak ufak bu hileleri yapa yapa, bu usulsüzlükleri yapa yapa çok kötü bir imaj oluşturmuşuz burada. Dolayısıyla bizim vizelerimiz 3 kat daha üzerine düşüp titiz bir şekilde inceleniyor. Çünkü bakıyorlar gerçekten bu adam bunu karşılıyor mu? O firma gerçekten vaat edilen gibi bir firma mı? Para verseniz bile o para verdiğiniz kişiye şunu mutlaka sorun. Bana iş vaat ettiğin firma nasıl bir firma? Türk firması mı? Sadece Türklerle ve göçmenlerle mi çalışıyor? Veyahut da Alman firması mı? Yine yozlaşmış bir Alman olabilir. Sadece göçmenleri çalıştıran ve sömüren bir Alman firması da olabilir. Bunu yapanlar da var. Ve size ne gibi koşullar vaat ediliyor? Mesela şöyle durumlar da olur ki benim başıma da geldi. Kağıt üstüne geldiğiniz koşullarla gerçekteki uymayabiliyor. Hani Türkiye'de de alışığız da. Banka para yatılır, üstü geri verilir, elden para alınır bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Hani bu tip şeyler, bu tip durumlar bu tip usulsüzlükler Almanya'da da oluyor ve Almanya'da da bu usulsüzlükleri sadece Türkler yapmıyor. İtalyan da yapıyor İspanyol da yapıyor, Bulgar'da yapıyor, Romeli yapıyor ve Almanı da yapıyor. Göç etmek, daha iyi yaşam koşulları istemek herkesin hakkı. Buna hiçbir lafım yok. Ama eğer göç ettiğinizde gerçekten bıraktığınızdan daha iyi bir hayat istiyorsanız bu dediklerimi de hatırınıza tutun.